Gezi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Gezi bağlarında üç top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma garibim atma, beni dağlara ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdine. Şöyle 6 aylar kaldım, o neden bilmiyorum. İlk 3 ay çok önemli bu işte. İlk 3 ayı geçirdikten sonra rahat edeceksin zaten. Tamam. 3-5 bile kaldırabilirsin. Düz koşulara önümüzdeki hafta yürüyüşe, evet. Bir sonraki hafta da koşuya başlayabilirsin. Sporda dediğim gibi, hani bir hafta geçsin, ikinci hafta yürüyüş. Ondan bir sonraki hafta da koşuya başlayabilirsin. İkinci hafta biliyorum ben şey. Bunlar da genelde öyle yaptı. Çok memnun kaldı, bir sıkıntı yaşamadı. Tamam. İkinci haftadan sonra normal koşuya başlayabilirsin. Tamam. Raporunu vereceğim zaten, 20 günde rapor vereceğim şimdi. Tamam abi. Ondan sonra dinleyeceğiz. Bir de rapora şey yazabilir miyim? Orada geçmez yani, onu söyleyeyim. Yok, ben çapraz bağlardan ameliyat olduğumda şey yazılmıştı benim. Raporu açıklamak yani 6 ay ağır kaldırmaması falan filan diye yazar dedi. 6 ay falan önce açılır, insan Mayıs gibi. O zaman kadar da toplamış olurum herhalde kendimi. Toplarsın, merak etme. Şey yaparız, oluruz yani. Sen raporu senin yazacağını hatırlat. Tamam, rahatsızlığım kasık fıtığı ameliyatı oldum. Hocam sağ olsun yaptı. Ameliyat çok güzel geçti yani. Hocamın eli çok hafifmiş. Bir şey de hatırlamadım doğrudur. Gayet de güzeldi, başarılıydı. Teşekkür ederim hocama da. Şarkı söyledik orada. Gezi bağlarını. O şarkıyı da ilkokulda öğrenmiştim. Yani bayağı bir zaman geçmişti. Koradaydık o zaman. Hocamız vardı bir tane, o öğretmişti. Onu hocama dedim, böyle böyle söyleyebilir miyiz? Tabii dedi ya, bize de eşlik etmiş olursun dedi, güzel bir şey olur dedi. Hocamız da sağ olsun kırmadı. Yani onun esnasında bir şarkı söyledik. Güzel oldu, güzel geçti. Zaten girdiğimiz çıktığımız şarkıyla birlikte, hocamın da muhabbetiyle birlikte ameliyat nasıl oldu, nasıl bitti hiç anlayamadım bile yani, gayet güzeldi. Azalttı. Ya stresi azalttı, hiç hissetmedim, duymuyorsun zaten bile. Bir de hocam bir yandan sorular soruyor, bir yandan sohbet amaçlı geçiyor. Çok güzel, verimli bir şey oldu ya, güzel oldu yani. Tavsiye ederim arkadaşlara da yani şey. Narkozun etkisiyle mi söylediniz yoksa kendiniz? Yok, ben kendim söyledim. Ben kendim söyledim. Hocam sağ olsun kırmadı dedi, bize de eşlik et, çok güzel olur dedi. Şu an gayet iyiyim, yürüyebiliyorum, sıkıntı yok yani, çok iyiyim yani, güzelim. Hastamız bize kasıkta şişlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde kasık fıtığı olduğunu saptadık. Dün de spinal anestezi ile, yani belden altın hissizleştirildiği bir yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ olsun hastamız da aslında bize sürpriz yaptı. Ameliyat sırasında güzel bir türkü söyledi. O türkü söylerken biz ameliyatı gerçekleştirdik. Dediği gibi de ameliyat yaparken biz de zaman nasıl geçtiğini anlamadık bile. Bu bizim açımızdan çok önemli. Şöyle, pandemi nedeniyle gerçekten hem ülkemiz hem dünya zor günler geçiriyor. Biz de öyleyiz ve sağlık çalışanları inanılmaz bir yük altında. Türkiye'de 10 Covid hastasının bir tanesi sağlık çalışanı bugün. Sağlık çalışanlarının da hastaların da bir tebessüme ihtiyacı var. Bu nedenle hastamı söylerken anestezi teknisyeni arkadaşımız çekimi yaptı hastamızın da izniyle. Bunu sosyal medyada paylaştı. Çok olumlu tepkiler geldi. Amacımız da zaten burada hani hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına biraz tebessüm yaptırabilmek, bir nebze onları motive edebilmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Ameliyatlarda bu şekilde yapılabilir. Ben öneriyorum da. Hastanın da dediği gibi hasta ameliyatı nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli hal alıyor.
Ve güzel bir ameliyatı gerçekleştirdik. Biz de bundan dolayı mutluyuz. Anıyorum, yitirdim yârimi. Gezi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi. Gezi bağlarında üç top gülüm var, ey Allah'tan korkmaz. Varsa bu dünyada zulüm var, atma gar.